Merhaba arkadaşlar. Bu kitle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için e, fincanımı ben kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla bağlantılı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar ki ee, güzel bir pazar günü diliyorum herkese güzel bir hafta sonundan kucak dolusu sevgiler yüreğinizdekine odaklanın herkesin derdi başka elbette ki maalesef imtihan dünyasındayız sınav dünyasındayız o yüzden odaklanın kendi yüreğinize uyanları alın uymayanı evrene gönderin neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra ben gördüklerimi aktaracağım sizlere şöyle hep beraber dinleyelim bakalım neler söyleyecek bize fincanımız Arkadaşlar şöyle oy bu görünebilir mi emin değilim şunun ee, yani görünüyorsa da ben çok ekrandan göremiyorum Arkadaşlar benim fincanda gördüğüm ekrana yansıyan şekli çok net ayır böyle bakınca ekrandan bakınca aa, ne kadar enteresan görünüyor diye biliyorum Şurada sivrilmiş, kurşun dökersin de böyle kaynar kalkar böyle bir sivrilir bir toparlanır ya. Bakın şimdi burada bir sivrilmişlik var. Şu daha çok belli oluyor. Bu bu sivri göz şöyle yapacağım. Bakın şimdi göreceksiniz daha görünüyor herhalde. Bu da sivri bir göz. Bildiğiniz böyle topla, toplamışız yatan bir insan, yüreğinizden çıkan bir sıkıntı, böyle patlıyorum sıkıntıdan yeter dediğiniz bir nokta orası aslında. Gerçekten derhal kurşun döktürün, derhal eee dermananızı bulunuz. Çok konuşulursunuz, çok nazarınız vardır da bu o yüzden çıkmıştır. İnanın bana çok böyle şey olmuş yani sıkıntı Şimdi burada zaten hayalet yüzü görüyorsunuz. Daha doğrusu benim gördüğüm ekrana yansıyan çok emin değilim aynı olduğunu. Şurada çok gülen palyaço yüzü bir insan var. Etrafı sisli pustu zaten. Bir tane koç başı çıkmış. Kurban bayramına giriyoruz. Bugün kurban bayramı ile ilgili verdiğiniz bir karar, kaygı ya da işte bayramda şu olacak ama bunu gidip göreceğiz dediğiniz bir durum mudur? Onunla da alakalı olabilir. Kezap dökersin fıkır fıkır kaynar. Hep söylerim belirsizlik ibaresidir. İçinizi yakan kurşundur o aslında alevdir, lavdır yani. Şimdi burada iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz ama sizin kafaya bakın yanıyor cayır cayır. Belli ki birileriyle görüşmek istemiyorsunuz aslında. Keza o birisi de zaten ne kadar iki yüzde olduğunu görüyoruz. Birisini baş tacı etmiş sizi burada gelir kötüler. Aynı kötülüğü evladını şöyle der yani evladı daha kötüdür ama sizin açığınızı millete yayar biliyor musun? 3 saat oturmuş komşuda. Kendisi çocuğu gidince yatılığa gidiyor mesela. <laughs> Anlatabildim değil mi? O yüzden bu insan tehlikeli. Siz de o insanla olmak istemiyorsunuz. Bir şeyi uzatıp gittiğiniz belli. Yüreğinizde şu an o insanla konuşma derdi var. Belli ki o insanı da öldürmüşsünüz içinizde. İçinizde öldürmüşsünüz birilerini. Manevi anlamda 5 kuruş metal para değerin yok. Sen e, insanlığınla alakalı kaygıların var vesaire vesaire. İsyan durumu var orada belli. Yani yaralı mısınız? Evet. Uzatıp gittiğiniz bir konu var burada. Tırı gibi çıkmış zaten. Otobüs gibi çıkmış ardı ardına. Şimdi aşağıda yine böyle insanların tutarsız ve belirsiz davranışları var. Dileğiniz var ama böyle çok... Dileğinizi ayırt edebilir misiniz? Bunca hengame arasında emin bilemedim. Kalbi kırgın bir insan olarak veriyorsunuz çünkü kendinizi. Bir, iki, üç kişisiniz orada. Aslında sizi çok aracı... <laughs> Aracı sizsiniz çünkü en çok siz istiyorsunuz öyle düşünün yani aslında buradan gitmeye en çok ben istiyorum gelmek istemeyenler var bununla da alakalı ben bir şeyler yapmak zorunda kalıyorum diyorsunuz aslında sizin yararınız olduğu için yapacakmışsınız gibi görünüyorsunuz bu da iyi bir şey aslında yani halinizden memnun görünme sebebiniz en çok sizin istemenizle alakalı şimdi burada bir nazar aslında işte bu kurşun döktürsen pat pat çat çat işte orada sesler duyulur da böyle bir öbek öbek buluşur. Burası sizin A harfindeki N harfindeki U har U uh, U, uh, S var. Burada çok da dikodu var. Mışlar mışlar konuşulmuş. Şöyle bir es geçin gerçekten. Bugünümüze geldiğimizde ne kadar köklü olduğunuzu söyleyebilirim. Tam başınızın üstü kulağınıza fısır fısır bir şeyler söyleyen bir insan var. Şöyle bir insanı karşınıza almışsınız. Şimdi bu insan ayağa dedikodulara bu bahsettiğim yerlere bağlı birisi. Gelip size bir şey söyler. Gelip size bir şey bir kafa yani ne diyelim ona. Kafa tutar, dik tut davranmaya çalışır. Orada bir şey var yani çok hoş olmayan aslında. E, na hoş olan yani e, birisi bir durum söz konusu. Şimdi sen dik duruyorsun. Kulağında da birisi fısıldama sebebi de gerçeklerle alakalı. ya Uyarı bak diyor sen iyi niyetlisin geldi diyor. Bak dikkat et ayağını denk al diyor sana. Eşindir, kocandır, evladındır, annen babandır, ailendir, bağındır bilmiyorum. Senin ne kadar iyi niyetli olduğunu biliyorum diyor. Kalkıp da bu insanı şimdi hiç yokmuş gibi ya affetmeye çalışacaksın ya da duyma yani seni ikna etmesin, seni kandırmasın. Burada öyle şeyler var arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi sonrası ne olur deseniz bana her şeyden önce şöyle bir gerçek var ki siz ay oluşmuş bir hilal yani ay yıldız yani sanki e, resmiyete de götürmek istediniz. Aslında burada sadece resmiyet evrak olarak bir şey gördüğümden değil. E, ay hilal böyle bayrak e, hilali çıkmış yani. Bariz derecede e, şey oluyor orada. Hmm, bir kurum kapısı. Bir kurum kapısı var arkadaşlar size. Hani bu da işte e, iş başlangıcı bir yeri. Muhtarlığın kapısı yani. Minimumlaştırırsak bunu. Ama burada çok güzel biriyle karşılıklı konuşacağınız söz konusu. Ha bu e, kapının çıkması, bu görsel sonrasında çıkmasında da şöyle söylüyoruz. E sen zaten e, şey hali var orada. Hani birilerine inanma. Sakın. Hani gaza gelme. Seni uyarısı ve kapı görseli yani resmiyet görseli bu işinle alakalı olma ihtimali çok yüksek. Şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar. 1, iki, üç kişinin S, Ç, G harfleri var burada. Aşağıdaki insanların konuşacağı bir süreç. Sen bu evraklı yere gideceksin ya da bir başvurun olacak ya da sen o kuruma alınacaksın. Çevrendeki üç kişi seni sarıp sarmalayacak. Çok mutlu olacaklar. Bir bayram sonrası en geç bu sürecin olduğunu söyleyebiliriz. Bayramda size söyleyecek birileri var ve siz dikkat edin kulağınıza fısıldayan kişinizi dinleyin bayram sonrasında bu kurum tarafından aslında işe alınır ya da insanların mutlu olacağı bir sonuç elde edersiniz. Birbirinize sarılmışsınız adeta. Ve sizin kendinizi kanıtlama süreciniz var. Horoz ibi de çıkmış. Yani tez vakitte gelecek olan çoğu net haberler var. Aşağıdaki insanlar da hani konuşa dursun dediğiniz bazı görseller çıkmış. Hani ailedeki herkesi aynı anda mutlu etmeniz mümkün değil. Yani teyzenizin sevdiği, amcanızın sevdiği, yengenizin... Bir sürü akraba. Noii an kuzen derken herkes mutlu olabilir mi olamaz. Hatta orada kendime örnek vereceğim. Şimdi arkadaşlar ben böyle burada fal bakıyorum. Ee, bazı arkadaşlarımız diyor ki uyumlandım, aldım. Ya yani, uyumuyorsa da evrene gönderdim. Yani hani ben üstüme düşeni yaptım, dinledim seni. Uydu, kah uymadı, kah bana benim hayatımla uyumluydu. O yüzden bir, bir, bir grup arkadaşımız var. Alıp evrene gönderen ya da çok cet, net bir şekilde hayatına uyumlanan bir grup arkadaşımız var da ve de ne saçmalıyorsun asla benim hayatıma uymadı diyen. Yani şimdi ben bir tane videoyla bir 70 bin tane insanı aynı anda nasıl mutlu edebilirim? Böyle bir şey mümkün mü? Bu buna benzer yani kendimden de örnek vermiş olayım. Yeri gelmişken arkadaşlar bazen böyle yorumlara bakıyorum. Hiç diyor benim hayatıma uymadı diyor. Yani çok mümkün senin hayatında uymayabilir. Aslında dün gibi baktığın fal birebir senin hayatında. Burada nereden baktın? Nasıl baktın? Nasıl? Nasıl? baktığın da çok önemli. Hani siz de o misal akrabalarınızı, aile fertlerinizi, yakınlarınızı aynı anda asla memnun edemezsiniz. Sonunda dört kişilik bir aile tablosu görüyorum. Sizin en yakınlarınız canınız olarak kafanıza bir şey koymuştunuz. Biz, ben sizin yeni iş yerinizde ya da yeni bir yapılanma sürecinizde e, kesinlikle e, çok net ailenizin de sevineceği şekilde sonuçlar alacağınız dört kişinin resmen halay çeken gibi. Yuvarlak kurmuşlar. Dört kişi alay çekiyorlar arkadaşlar. Yani çocuklarınız ve aileniz, eşiniz, siz, anne babanız bilemedim ama netice sizin adınıza çok net sevinen insanların, dualarınızın da kabul olduğu bir süreciniz var. Arkanıza döneceksiniz birilerine. Haksızlığa uğradığını bildiğiniz, daha doğrusu hakkınızın yediğini bildiğiniz bir insana net hakkı arkanız dönüyorsunuz. Küçücük bir fare kalmış, kemirgen, işe yaramaz. E i̇şte asalak bir şekilde birilerinin sırtından geçinen Hani net bu şekilde baktığınız birileri arkadaşlar en sevdiğiniz olabilir. Kusura bakmayın bu şekilde konuşmayı ben tercih ediyor değilim. Siz zaten öyle düşünüyor olacaksınız demek istiyorum burada. O yüzden de net görselleriniz arkanıza bıraktığınız ve 1-2-3-4 kişisiniz siz totalde. Ama çalıştığınız iş yerinizde ama zaten aile fertleri olarak çok net 4 kişi birbirlerine sarılmışlar bir kutlama yapıyorlar arkadaşlar. Güzel kutlamalarınız daha nice nice kutlamalarınız olsun inşallah. Keşke şöyle bir sallasam mıydım ya. Ee, bayağı akacak gibi görünüp de sıkıntınızı ezelden getirdiğiniz yansımış. Ağustos itibariyle siz bu sıkıntıyı aşmış olacaksınız. Burada da aynı şey çıkmış hani. O ayrı bir da ben direkt böyle oh be dediğinizi hissettiğim için sanki tabakta tamamen... Şuradakilerini atar düşer gibi gelmişti bana. Yollarınız açılıyor. Şuradaki sıkıntınız Ağustos'a kadar olan sıkıntınız olarak vermiş. Tankınıza binmişsiniz ve güneşiniz de olmuş. Siz bir güç elde ediyorsunuz. Ben yeni bir kuruma, yeni bir kapıda, yeni bir mevkide, yükseklikte başlayacağınızdan eminim artık. Şimdi sizin orada hani var? Arkanızda dizi dizi gelen ördekler var. Sanki başta tavuk gidiyor. İşte anne ördek gidiyor. Arkada böyle küçük küçük badi ördekler gidiyormuş gibi çıkmış. Resmen sizi takip edecek önden komutan olduğunuz bir görsel gör, görüyorum. Eylül itibariyle yeni e, ünvanınız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Size gayet de sebat ederler. Oradaki uyum ahenk görüyorum. Yani iş yerine bir çıkıntı yapan varsaydı da de, tabakta değil de fincanda bahsettiğim kişiler olabilir. Ama net dengeyi kurarsınız. Ailedeki tıkanıklık dediğim kısım net bir şekilde geride bırakılmış. Güzel de bir cemiyet kalabalığınız var. Bana kalsa Ağustos sonu Eylül gibi bir kalabalık ama bu. Hani böyle onun öncesinde daha çok hayatınızın mücadelesindeymişsiniz de. Gözünüz cemiyet mi görmüyordu yoksa gerçekten cemiyetiniz zaten Ağustos'un sonu olduğu için mi böyle çıkmış bilemedim. İki arada bir derede kaldığınız zamanları geride bırakacaksınız işin özü. Özellikle Ağustos itibariyle gücünüze güç kattınız. Bir de dört kişilik ailenin tamamen beraber ve bütünlüğünün görseli çıktığı için de içinizde temiz tutun derim. Şimdi burada aşk hayatıyla alakalı da sanki şöyle hani böyle üst kattan birileri atlar atar işte kendini erik tutarsın erik toplarsın. Ağaca böyle açarsın mendili bir sofra bezi bir bir şey örtü bir, bir tane çarşaf. Gerersin dört kişi. Biri de ağacı sallar, ağaç dut toplarsın falan. İşte böyle çok dökülesi, meyve dökülesi bir yerden Ay, gelmişsiniz bir şey topluyorsunuz gökten. Yukarıdan gelecek bir şey topluyorsunuz. E, bu sizin hayatınızda e, planladığınız bir şeyin verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız zaman dilimi olabilir. Ama yine bakın dört ucu taraftan tutulmuş insanlar görüyorum. Yani senin annendir en yakının, eşinin de en yakını, Siz zaten hayatta hep birbirinizin olan düşük işte yani zor zaman eyvah yardım dediğiniz zamanlarda hep birbirinizi destekleyen dördünüzdür. Ya da işte anne baba iki çocuktur bilemedim. Hani burada cevap tamamen sizde. Ama biliniz ki arkadaşlar burada hali hazırda net bir şekilde şey hali var orada. Yani tamam diyor evet sen topluyorsun artık yemeklerini alıyorsun. Dört kişisiniz güzel de bir desteğinizi almışsınız bence. Sevdim enerjisini arkadaşlar yani Eylül'e doğru özellikle çok daha daha oh be şu da geldi bak bunu da aldık o şuradaki ödeme de geldi gördün mü? Bak aile birleşti çocuğum da işte şurayı kazandı bak gördün mü? Bir şeylerin yoluna girmesi döngüsüne girmişsiniz hadi bakalım inşallah da güzelliklerle e, tamamlayın diyorum. E, bugünlük benden bu kadar güzel bir pazar diliyorum e, yani artık bayrama doğru gidiyoruz son günlerimiz. Şimdiden iyi tatiller. Kimisi zaten tatile başladı bile. E, bilmiyorum tabii İstanbul'da olanlar, <laughs> e, bizler yani İstanbul'da kalanlar da e, mücadelesine devam edenler de var elbette ki. E, ama herkes memleketine, sevdiğine, şimdiden daha gidenlere e, herkese iyi tatiller Bugün gidecek olanlar vardır. Hayırlı yolculuklar. E, sadece şey dikkat etmenizi öneririm bu arada. Bu da birazcık şey olsun bende e, kaygılı değil, değilim hani hani şunu demek istiyorum kaygılanmıyor değilim. E, şimdi tabi e, tabii ki de hocalarımızın ben isim vermeden şu an bir astroloji okulunda devam etmekteyim eğitim alıyorum ikinci sınıfımı. E, çok öğrencilik sıfatındayım daha böyle bir şey biliyorum demek ne haddime seviyesindeyim. E, sadece uyarılar var. E, Mars ve Uranüs'ün e, bir kare açısı var. E, bu da ciddi anlamda böyle hani takip eden astrolog takip ettiğiniz arkadaşlar öğretmenlerimiz hocalarımız varsa Uyarıları dikkat edin derim. Dikkat edin derim. E, kaza etmeye, kazalara böyle yanlışlı gözden gör. Hani illa trafikte demiyorum tabii ki de evde de olabilir. Hani böyle dikkat etmekte fayda var. Aman diyeyim, temkini elden bırakmayın arkadaşlar. İzleyenlerimi de uyarmış olayım vicdanen. Çünkü çok ciddi anlamda aman ha dediğim bir döngüdür bilginiz olsun. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yüreğinizdeki sıkıntınız Zın, e, elbette ki geçecek olduğuna inanmanızı isterim Çünkü bu bir sınavsa Şerse buradan hayır da gelebilir Ama bunu bize ancak yarınlar gösterebilir Bu sebeple de ilahi adaleti teslim edin Bugün canınızı yakan kişileri Er geç tecrübe edeceğinden de emin olunuz Çünkü şöyle bir gerçek var ki Yapanın yanına kar kalmıyor arkadaşlar. Kim neyi yaşattı bilmiyorum. Bugünkü yararınızı bilemem. Ama bu yeryüzünde tekilsiniz. Sizden bir tane başkası daha yok. Çok değerli, çok kıymetlisiniz o yüzden. birilerinin size bunu yapmasına elbette ki izin vermemek önceliğimiz. Herkes önce kendisine bunu yapmaya, bu haksızlığa gelmesini engellesin. Bazen çünkü insan kendine değer vermiyor. Fark ediyor, görüyor ki ya ben bunu kendime niye yaptırdım diyor. O yüzden hani siz burada yapmanız gerekeni kendinizin kendinize yapmanız gerekeni yapınız. Yapanlara karşı da bedduadan uzak durun derim. İlahi adaleti teslim edin derim. Beddua alışkanlığı dile dolanınca maazallah her şekilde negatife hep çağırırsın. Hep dilindedir. Çünkü artık alışmışsındır. Sakız patlatamıyorsan Allah kahretmesin dersin. Bir bakarsın ki sürekli negatif çıkıyor dilinden. İşte bu çarka dönmemeniz adına aslında söylüyorum bu uyarıyı. Yoksa İlahi adaleti er geç tecelli edecek zaten. Sen kendini kahrettinle kalma boşu boşuna. Geçici zaferlerini bırakın yaşaya dursunlar. İlahi adalet onlardan zayıf noktalarıyla çıkartacaktır. Siz de göreceksinizdir o gün geldiğinde. Şerden hayır gelir zaten. Beklemekte fayda var o yüzden. Bugünlük benden bu kadar. Yeter ki sağlığınız yerinde olsun. Gerisini halledeceksinizdir. Her zaman kendinize bunu deyin. Nelerini atlattık ve neleri daha atlatılacaktır. Er geç yani. Ee, ömrümüz olduğunca göreceğizdir. Ama güçlü kalalım, atlatalım yeter ki. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın o yüzden. Hepiniz kalın arkadaşlar.